sandalye var arkadaşlar. Tamam, peki. Hazır mısınız? Buyurun. Hocam biz maçını göstermeliyiz. Buyurun. Toplantıda başlamadan önce ilk önce hafta içinde bütün Türkiye üzerine haber mesela helikopter kaybeden askerlerle herkesin başı sağ olsun ilk önce. Maç analiz içinde ne söyleyebiliriz? Bütün Türkiye bugün gördü. Kayseri Spor gerçekten iyi bir takım. Ve bulduğu yerine hiç kimse memnun değil de ondan içinde bugünkü maçı kazandığımız için de çok mutluyuz. Ve gerçekten bugün 90 dakika herkes yüz veren, herkes koşan bir takım gösterdi. Sadece ilk 11'de başlayan değil, ondan sonraki giren futbolcularda ve girmeyen futbolcularda herkese teşekkür etmek istiyoruz. Sadece ben değil, bütün teknik sorumlularda herkes teşekkür ediyor. Evet, önemli bir haftada maalesef hiç beklemediğimiz, istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Altımızda bulunan Gaziantep ve Karagümrük'ün yenildiği bir hafta sonunda ve Trabzon'un Alanya ile oynayacağı hafta sonunda bizim için iyi bir fırsattı bu. Galip gelip burada hem altımızdaki takımlarla farkımızı açıp önümüzdeki işte Alanya Trabzon maçına göre de ya Alanya ile farkı açıp ya da Trabzon'a da yaklaşma fırsatımız olacaktı ama maalesef sahada bugün bunları uygulayamadık. Bizden daha çok istekli bir Kayserispor vardı, daha akıllı oynayan vardı. Biz maalesef bugün sahada her alanda daha önceki oynadığımız maçlar kadar çok etkili değildik açıkçası. Tabii bunun üzüntüsü var. Ama hayat devam ediyor. Şimdi bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız. Rize maçı hazırlıklarını hemen yarın başlayıp inşallah Rize deplasmanından bu mağlubiyetin telafisini yapmak için orada mücadelemizi vereceğiz. Bu kadar. Var mı sorunuz? Tabii. Mağlubiyetin ana sebebi sizce bu neydi? Çünkü Ataş bu iş atarken sahasında 3 gol birden gördük karesinde. Sizce ana sebebi neydi bu mağlubiyetin? Ya şimdi böyle bir şey var, maça bakılınca zaten maçı hazırlığı yaparken, analiz yaparken Kayserispor'un bugün özellikle daha fazla savunmada bekleyip topu bize vereceğini, kazandıkları toplarla da özellikle Lenin gibi, Pedro Henrique gibi, İlhan gibi çabuk oyuncularla çabuk hücuma çıkacaklarını zaten analizde de gösterdik. Ve yediğimiz ilk golde de o kadar uyarmamıza rağmen, geçen hafta da aynısını Sivas'ta yedik. Merkezde kalabalık defans arasında orta savunucusuna atılan topları analizde kaç kez gösterdik uyarmamıza rağmen yine o bir şekilde tam çıkış anında rakibimizin işini kolaylaştırdık. 1-0 geriye düşünce zaten katı savunma yapan ve iyi savunma yapan rakibe karşı riskler almaya başladık. Yine rakibimiz çok domine etmediği bir dönemde pozisyon aramaya devam ederken duran toptan yediğimiz bir ikinci gol tabii bizi daha da zora soktu. Devir arası işte Muhammed Mert'le Kamara değişikliğiyle önde belki erken bir golle maçı çevirebileceğimizi düşünüyorduk, öyle hesaplıyorduk ama Kone'nin gereksiz kartla oyundan atılması tamamen oyunun kaderini değiştirdi. Ona rağmen oyuncular 10 kişi 2-1'i buldu. Belki 3'ü yemesek 2-1 devam ettirsek yine risk alıp pozisyonları belki bulabilirdik ama yine bir duran toptan yediğimiz 3. golden sonra tabi oyunun kaderi koptu. 10 kişi de oyunu çevirmek çok zor. Dediğim gibi burada bugüne kadar bu oyuncu grubu bu puanları topladı. Türkiye'nin beğenini kazandı. Bunlar arada bir oluyor. Tabii istemiyorduk, üzüldük ama dediğim gibi bu şimdi bugün üzüleceğiz. Yarın analizimizi hemen yapıp bunlardan ders çıkarıp inşallah bunun bir daha aynısını tekrarını yaşamamak için mücadele edeceğiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.